yangın dükülanda, çok marifet vardır onda. Aşığın gönlü külhanda, çok marifet vardır onda. İki kapıda bir onda, bihmaney bihmaney. İki kapıda bir onda, bihmaney nasibhaney. Gerçekten.
Öğrencilerin hakkında tek tek birilerine de bir şey söyleyeyim. Hazır fırsat olmuş ya. Yanımızdaki Ahmet en çalışkanıdır belki aralarında. Ama ağzını pense açmaz. O sıkıntımız var Ahmet'te. Her dediğimi yapar, her dediğime kafa sallar. Ama yani bir soru sorarsam Ahmet şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Ama yani gerçekten bağlama konusundan çok süper ilerledi. Ahmet için bir alkış alalım. Meryem en disiplinlisi. Gerçekten en disiplinlisi. Bağlamayı çok iyi öğrendi. Eksikleri var ama Meryem de çok eminim ki kendisi kapatacak o eksiklerini. Onun dışında gerçi herkes öyle de çok saygılı ve dediklerini çok iyi birebir nokta yerine getiriyor. Çekiniyor, biraz çekingendir ama onun dışında yani o kadar disiplinli bir insan şimdiye kadar görmedim, ben dahi. Süper, bir alkış Meryem. Levent'e gelirken, Levent, meydan sınırı. Yok, Levent zaten başka bir bağlama kursundan bana gelmişti. Küçük, gerçekten şu kadar bir şey. Baktım bayağı bir şeyler çalıyor. Ondan sonra dedim, ben buna bir şeyler öğretmeye çalışayım. Öğrendi ama Levent'te şu sıkıntı var. Öğrenmek istediklerini öğrenir. Gerçekten. Yani bazı türküler vardır, onu öğretirim, hani parmak egzersizler olur, işte farklı yörelerden türkü. Ya biz bunu niye çalıyoruz diyor, şunu çalalım, bunu çalalım diyor. Ama öğrendiklerini de gerçekten güzel öğrenir. Bir de Levent'te bir huyu daha çok seviyorum. Türkülerin çoğunu ezbere bilir. Bu çok büyük bir başarı. Ve söyler de çekinmez. Yani bugün sahneyi bütün gün ona bıraksaydık, hayır demezdi. Emel, önceden piyano dersi almıştı, ondan dolayı kulağı çok iyiydi. Geldi, gösterdiklerini hızlı bir şekilde öğrendi. Zaten Emel'in sayesinde bu öbür iki kişi de geldi. Emel çok güzel öğrendi, hızlı öğrendi. Kulak vardı zaten, piyanodan avantajlıdır. Söylemede başlangıçlarda istemiyorum falan dedi. Sonradan bir söyledi, baktım bir çok güzel sesi var. Ondan sonra kendisine de özgüveni geldikçe büyük tebrik ederim seni Emel, gerçekten. Gelelim Yasemin'e. Bağlamada çok iyi öğrendim. Gerçekten çok iyi öğreniyor. Ama şunların ikisi bazen onu yoldan çıkarıyor gibi. Çünkü bunlar sürekli çene. Sürekli çene. Bu aralarında bir tanesi daha var. Eşim olur Ceren. Onlar da aynı kurslardı. Yani bunların canına minnet. Ceren geliyordu, onları lafa mafa buluyordu. Ben ders yapamıyordum. En sonunda ne oldu ki Ceren'i bir şekilde kurstan bıraktırabildim ve bunlar yola girdi. Yasemin'e gelince bağlamayı çok iyi çalıyor, yani iyi öğrendi ama o da isteyince. Yasemin'in bir derdim, en büyük derdim Yasemin'in sesi. Yasemin'in öyle güzel ses tını var ki, yani ben hayatımda çok nadir öyle ses tını duydum. Çekip, ama hiçbir şey yapmıyor. Söylemiyor, etmiyor. Şimdi bakmayın, son 1-2 haftadır çok yoğunduk. Yoksa farklı bir şey ortaya çıkabilirdi diyebilirim. Ama umarım ki Yasemin gerçekten beni dinler, sesini eğitmeye devam eder, türküleri... Annesi nerede? Annesi burada mı? Evde söylüyor mu bu? Hiç, değil mi? O zaman suçlusu sizsiniz. Pardon? Yok öyle olmaz, zorlayacaksınız. Başka çaresi yok, zorlayacaksınız. O zaman suçlusu sizsiniz.
Bundan sonra zorlayacaksınız, günde 2-3 saat türkü söylesin. Alkışlar gelsin. Evet, gel Deniz'e. Deniz, kursumuzda da böyle terler çünkü çok ağır çalışırız. Hayır, şaka bir yana. Deniz, bunların arasında en kısa sürede öğrendi. Çok geç geldi gruba, bir alt gruptan başladı, hatta iki alt gruptan başladı. Bir baktım Deniz başını almış, gidiyor hızlı hızlı öğreniyor. En sonunda çare kalmadı, grupları atlattı. Bir baktım ki bu grupların içine girdim. Çok güzel öğrendi. Sesini de geliştirmeye başladık. Aslında ben size bugün bir tane PowerPoint'ta bir şey gösterecektim. Bunun espri isimleri falan vardı. Emel dedi ki ben gelmem o zaman konsere. O yüzden onu iptal ettik. Ama Deniz de gerçekten şöyle küçüktü. O zaman da biraz topluydu. Ama o zamanlar hiç çekingen değildi. Söylüyordu, her dediğini yapıyordu. Şeker gibi çocuk, çok çalışkan. Alkışlar Deniz. Size istiyorsanız sahnede kalın, istiyorsanız yavaş yavaş gidebilirsiniz yani derim. Alkışlar. Dediğimiz gibi bir öğrencimiz bugün eksikti. Kendisi benim yeğenim olur, Can. O da aslında aramızda olsaydı çok sevinirdik. Ama okul nedenlerinden dolayı gitmesi gerekiyordu ve aramızda olamadı. Can hakkında da sadece güzel şeyler söyleyebilirim. Dediklerimi yapıyor, çok çalışkandır. Onda en büyük sorunum hiç söylemez. Yani gerçekten şimdiye kadar adam düzgünce bir türkü söylediğini görmedim. O ama yeğenim, onu ben kulağımı bir şekilde çekmeye çalışırım. Kameralarda Can'a bir alkış gönderelim mi?